İyi geceler sevgili seyirciler. Bu hafta pek çok önemli olayın yıl dönümü. Biz bunlardan birkaç tanesini canlı yayın konuklarımızla ele alacağız. Konu başlığımız devrimler, zaferler ve emperyalist bombalar. Emperyalist bombalardan neyi kastediyoruz? Japonya'ya birbiri ardına atılan iki adet atom bombasının aslında bir savaş ve insanlık suçu sayılabilecek atom bombası atılmasının da yıl dönümleri, yani kötü olayların yıl dönümü. Ama iki önemli, iyi ve insanlık için yararlı, Türkiye için yararlı olay var. Bir tanesi 1. Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümü. Atatürk tam 105 yıl önce bugün 8 Ağustos'ta komutan olarak atandığı Anafartalar Grup Komutanlığı'nda bir gün sonrasında, yani 9 Ağustos 1915'te 1. Anafartalar Zaferi'ni kazandı bir gün içinde. Bunu konuşacağız. Harf devriminin yıl dönümü, aslında harf devrimi Kasım ayında, 1928 Kasım ayında yasası çıkıyor. Fakat 9 Ağustos 1928'de harf devrimi uygulamaları başlıyor. Devrimin başlangıcının yıl dönümü, bunları konuşacağız. Emperyalizmin dünya üzerinde yaptığı işleri, hem cinsini, yani kendi türünü öldüren bir insan olarak emperyalist devletlerin ellerindeki güçleri, başka cinsi değil, o da kötü bir şey, ama kendi cinsine saldıran, kendi türünü yok etmeye çalışan emperyalizmin bunu hangi numaralarla, hangi oyunlarla yaptığını ele alacağız. Ama önce Atatürk, Atatürk'ün yaptıkları, onları konuşacağız. Biliyorsunuz bu hafta şöyle bir olay yaşandı, siyasi olay Türkiye'de. İnek dağa kaçtı, dağ yandı bitti, kül oldu benzeri bir olay karşımıza çıktı. Bir siyasinin, CHP'li bir siyasinin, CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir siyasinin parti kuracağı haberleri çıktı. Herkes hurra, parti kuruyor mu, kurmuyor mu, bu CHP'ye zarar verir mi, AKP'yi yıkar mı, devirir mi, ne olur milletvekilleri gider mi, herkesin aklına ne geldiyse konuştu. Bir olaylara biraz daha farklı bakan bir insan olarak ben de şuna baktım. Hani her şeyin kaynağını araştıran, yıllarca kaynağını araştıran bir gazeteci ve akademisyen olarak şuna baktım. Ya ortada ne var? Biz neyi konuşuyoruz? Ya biz konuşmadık da bu gece de konuşmayacağız. Ama başlangıçta birkaç söz söylemek istiyorum. Akademisyenler verili konuşurlar, belgeli konuşurlar. Ortada verilerin olması gerekir. Şimdi ortada inek dağa kaçtı, dağ yandı bitti, kül oldu hikayesi var. Muharrem İnce parti kuruyor mu? Bakıyorum Muharrem İnce'nin böyle bir açıklaması var mı iki gündür? Muharrem İnce'nin parti kuracağım diye bir açıklaması yok. Kurmayacağım diye de bir açıklaması yok. Ama sanki o demiş gibi olmayanın etkisi diyorum ben buna. Olmayan bir şeyin, hayalin etkisini yaşadı Türkiye. Ve kitle psikolojisi böyle bir şey. Olmayanların, görünmeyenlerin peşinden insanlar sürü halinde yaşıyor. Biz hani kendimiz insan olduğumuz için sürü psikolojisi diyoruz, koyunları özellikle eleştiriyoruz ya. Hani bir koyun kendisini uçurumdan aşağı atınca ötekiler de atmış diye aklımızca, insan aklımızca, zekasıyla onları aşağılıyoruz ya koyunları. Oysa antropoloji ve karşılaştırmalı davranış bilimciler şunu söylüyor. İnsanlar birer sürü halinde yaşarlar. Yani koyunlar değil, insanlar da birlikte sürü halinde yaşarlar. Bunu pek çok yerde görüyoruz. Kafelerde toplanma hareketi yapıyoruz. Kafelerde bir araya geliyoruz, çeşitli mekanlarda, deniz kenarında, sahilde, orada, burada, spor karşılaşmalarında hep bir aradayız. Birbirimize dokunma ihtiyacı hissediyoruz, dirsek temasında. Ve dokunmadan sosyalleşemiyoruz. Bir araya gelmeden adı üstünde sosyalleşme, sosyalleşme olmuyor. Bunun sakıncaları da var çünkü çarşaf liste halinde düşünüyoruz. Birisi ortaya bir şey atıyor, hadi bakalım saldıralım. Kendisini uçurumdan atan o öndeki koyunun peşinden gidiyoruz biz de. Şimdi Muharrem İnce'nin çeşitli açıklamaları yapılıyor hocam. Sizi daha sonra tanıtacağım tanımayanlara. ama hocamı da gösterebilirsiniz arkadaşlar. Profesör Doktor İlyas Yılmazer stüdyomuzda. Hoş geldiniz diyelim bu vesileyle. Teşekkür ederim. Şimdi Muharrem İnce parti kurar mı, kurmaz mı? CHP'de kalır mı, kalmaz mı? Bunlar tartışılabilir tabii, tartışılacak. Ama ortada bir veri yok. Yani evet parti kuracağım yok.
kurmayacağım lafı da yok. Ne oldu Türkiye? Neyi konuştu? Ve Cumhurbaşkanı bile dedi ki hakkıdır. Yani hakkıdır deyince hakkıdır hakka tapan milletimin değil de hakkıdır Muharrem Bey'in dedi. O sırada aklıma şu geldi. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiği zaman Cumhurbaşkanı Muharrem İnce için karşıma bir kukla çıkarmışlar demişti. Bugün Muharrem İnce Beyefendi diyor Cumhurbaşkanı. Çok enteresan Türkiye. Onun için bu günlük parti politikaları, parti siyaset pratikleri insanın zekasıyla alay edecek durumda. Ama bizim kitlelerimiz de bunların peşinde gidiyor. Bu şekilde bunları ekranlarda anlatan, bize bu bilgileri veren insanlara da ya ben gözümden kaçırdım, denk gelmedim ya da hiç yok. Ne tuhaf bir şey. Ne oldu? Hani bunun hikayeleri çok, sosyal psikolojide evet, çok deneyler evet. yapılmış. 1970'li yıllar Amerika'da Amerikan insanının tam deyimiyle tırnak içinde kitaplarda yazdığı ifadesi de söylüyorum. Amerikan insanının deney manyağı olduğu yıllar diye geçiyor kitaplarda. Okullarda, dışarıda sosyalleşmenin olduğu her yerde sosyal psikoloji deneyleri yapılmış. Amerika'da çünkü sosyal psikolojinin ilerlediği yıllar bunlar. Hep deneye dayandıralım. İnsan davranışı, kitle davranışı, bireysel, benlik falan hepsini ölçmüşler. Şimdi bunun çok örnekleri var. Türkiye'de bir gözlemci, iyi bir gözlemci bunları kitap haline getirip yazabilir. Bugün ne oldu? Bugün ne oluyor? Biz içinde yaşadığımız için, havuzun içinde, akvaryumun içindeyiz, fark etmiyoruz. Ama bir sene sonra bile çok önemli. Çünkü anlık, günlük ve saatlik olaylar gelişiyor Türkiye'de, değişiyor. Biz dün neyi tartıştığımızı unutuyoruz. Ayasofya'yı tartışıyorduk. Ayasofya hangi boyutlarıyla tartışıyorduk? Unutuldu, gitti. Sadece hangi noktaya geldi? Artık bundan sonra her cuma günü Cumhurbaşkanı Büyük Ayasofya'da mı namazını kılacağı geldi. Ayasofya niye açıldı? Neyse, biz her şeyi unutan ama nedense insan egosuyla aşağıladığımız hayvanlar üzerinden kendimizi yücelttiğimiz bir canlıyız biz. Ne diyoruz? Balık hafızası. İnsan hafızasını görüyoruz siyasette, dünü hatırlamıyoruz ama aşağılama ihtiyacı var. Başkasını aşağılayarak kendimizi yüceltme yanılgısı içindeyiz. Balık hafızası, koyun gibi sürü halinde. Hayvanları hem yüceltme sembolü olarak kullanıyoruz. Partiler sembollerini alıyor, bayraklarını alıyor. Hem de aşağılama olarak kullanıyoruz. Bilmem ne hayvanı gibisin diyoruz ya. Evet. Hani deyim edebiyat açısından söylüyorum bunu hakaret olarak diye. Ayı gibisin, öküz gibisin, eşek gibisin gibi. Ama yeri geldiği zaman da biz ayının ne kadar kuvvetli olduğunu söylüyoruz falan. Doğa bilimlerini, hayvan bilimlerini bilmeden insan kendisini tanıyamaz. Bu son siyasi gelişmelerde Türkiye'de de bunu gördük. Tıpkı felsefeyi bilmeden ve felsefeden uzak kalarak dini anlama yanılgısı gibi bir şey. Çünkü felsefeyi okumadığınız zaman dinsel alanlarda görünmeyenlerin dünyasında melekler, şeytanlar, değil mi? Tanrı, bir tek görünen dindeki tek aktör peygamberler. Onun dışında hiçbir şey gözükmüyor. Bunları anlayabilmek için görmediğimiz şeylere inanmak, hangi din olursa olsun, isterse kutsal üç kutsal kitabın dışındakiler, öncekiler, doğa dinleri ne olursa olsun, felsefeyi bilmeden anlayamazsın. Biz insanları zorluyoruz ama. Sevgili seyirciler, bu din konusu dediğim zaman, şimdi konuğumuzu tanıtmaya başlıyorum. Profesör İlyas Yılmazer, jeolog, yani bir yer bilimci. Ama elimde şöyle güzel bir bilgi notu var. Kendisi... Ben vermedim o bilgiyi ama bakalım inşallah. Zaten biz sadece konuklarımızdan aldığımız bilgileri paylaşmıyoruz. Şimdi Mısır'da El Eser Üniversitesi'nde eğitim almış hocamız. Kendisi sıkı bir komünist. Hala komünist misiniz? Evet, sosyalistim, komünistim. Sosyalist ve komünistim. Ama ODTÜ'de okuduğu yıllarda geçimini sağlamak için imamlık da yapmış birisi. Suudi Arabistan'a gittiği zaman el üstünde tutuluyor. Hatta bir anısı var. Orada bir görevli olarak gittiği zaman, görevli de ne için görevli? Petrol kaçağını bulmak için gidiyorsunuz, değil mi? Orada Tansu Çiller'in bir yazısı var. Onu sizden dinleyelim mi? Ben mi kısaca yani, anlatayım? Portekiz'deki bir konferansımdan götürüldüm. Eşimle de dargın ayrıldık. Çünkü benim bir haftalığına gidiyorum.
senin bir haftanın yıllar aldığını biliyoruz. Bak çocukları, eşim sürekli öğretmendi, sürekli sürgünlerde. Dolayısıyla çocukları babasız büyüttüm. Ya çok haklıydı. Fakat bir haftalığına beni de oraya götürecek olan insan Amerikalı bir profesör, kitabını okudum ve aynı zamanda hocalığım döneminde de onun kitabını okuttum. Şimdi o kıramayacağım birisi, bir haftana gittim. Bana dediği olay dünyanın bütün emperyalist ülkeleri şeyde, Suudi Arabistan'da bu proje içerisinde, Saudi Strategic Storage Project diye bu projenin içerisinde. Sen dinledik burada ve sunumunu daha öncesinden şeyini aldık, ne sunacağını aldık. O da çok, 4 tane sunum vardı. 4 tane sunum var, sözlü ve tek Türk'tü. Öyle bir, bizim 7. kurultayımızdı. Türkiye'den tek insandım. Participant list içerisinde bir tek. İlyas Yılmazer, Türkiye. Ve yani Yunanistan'dan 3000 kişinin olduğunu düşünürseniz, Japonya'dan 7000 kişinin olduğunu düşünürseniz artık yani katılım listesinde. Yani Türkiye'den tek kişi, belki şeydi, çok pahalıydı yani yemek için. Neyse, oradan dedi tamam, ülkeni ve mesleğini ve kendini çok iyi tanıttın. Ayakta alkışlattın. Çünkü yıllardır da ben Amerikalılarla ilk çalışmaya başladım ama 1985'te Amerikalılara bir çok güven geldi kendime. Aa, baktım matematiğim, fiziğim onlardan çok daha iyi. Şu olayı iyi. Bir anlatalım, oralara geleceğiz. Orada dolayısıyla götürüldüm ve hakikaten proje içerisinde... Sizi yurt dışına konferansta tanıyorlar ve Suudi Arabistan'a davet ediyorlar. Niye? Götürüyorum ve orada Saudi Strategic Project diye bir şey var. 7 tane bölgede yerin altına binlerce kilometre uzunluğunda petrol ürünlerini depolama, petrol ürünlerini. Onun için Saudi... Ve borular var. Borular da geliyor, şeylere depolanıyor. Diyor ki pazara fiyatı düştüğü an depolama devam ediyor. Fiyatı arttığı zaman, OPEC ayarlıyor ya, fiyatı arttığı zaman piyasaya sürüyorlar, sürecekler. Dolayısıyla hep pahalı dönemde satmış olacaklar. Yani bu güzel bir mantık. Fakat oradaki kayalara bu olmaz. Neticede gösterdim. Dedim ki kardeşim, siz bir ton kaçar demiştiniz. Ben size diyorum ki 10 milyon ton kaçar. 10 milyon ton kaçar. Siz havaya gider demiştiniz. Havadan ağır olduğu için de aşağı iner. Aşağı gittiği yerde yeraltı suyudur. Yeraltı suyu da 40 bin yılla 10 bin yıl arasındaki buzul çağında girmiş olan fosil sudur. Yeni bir suyu yok. Yani altından değerli su orada. Altından değerli su. Şimdi tabii bunları sorunu anlattım ve döneceğim. Ondan sonra dedim bir haftaydı, dönemesin. Çünkü çözümü de bulmak zorundasın. Tamam. Ya hikayesi o çok uzun orada. Çok şeyler oluyor ediyor. Neticede eşim ve telefonu verdiler. Dönemesin. O da dedi kal, çocuklar okuyacak. Yurt dışında falan vesaire kaldım. Çözümü de verdim. Şu mektuba geleceğiz. Ve işte çözümü de verdikten sonra ben işleri bitirdim, ayrıldım. Ondan sonra 6 ayda bir gidiyorum. Şimdi 3 ayda bir, 2 ayda bir ayda gidiyorum. Bir gidişimde önüme atılan mektupta bu profesör komünisttir. İlişkilerimize zarar verir, işine son verir. Altında yardımcısının da imzası, adını söylemeyeyim. Bir dakika hocam. Çok önemli bir benim dakika. Için. Ben size biraz da hatırlatma açısından söyleyeyim. Şimdi kraliyet ailesi genelde saraylarına evet, dışarıdan yemeğe çağırmıyorlar mı? Sizi çağırmışlar. O sırada size bir antetli yazı vermişler, kağıt. Bunu bir okur musunuz diye. O yazı işte şu. Diyor, işte bunu şey yapın diyor. Bana şöyle attı, bir bakar mısınız falan. Yazıya baktım. Tabii Türk güzel renkli bayrağımız var. Aydız bayrağımız. Tabii okudum ve bıraktım. Ne yazdın okuyun? Niye heyecanlanmadınız dedi. Bunları çok yaşıyoruz ülkemizde. Benim gibi yaşayan bir sürü aydın insanlar da var. Peki arkasındakini okuyun. Tabii kılıçlı şey diyor. Ne kadar Profesör Yılmazer gibi ne kadar komünist varsa bize gönderin deyince. Tabii mutlu oluyorsun. Yani yüzümün rengi değişti ama. Şimdi antetli kağıtta size vermişler. Siz okuyun diyor. Onlar okumuş da. Bir de tabii, siz okuyun diyorlar. Kağıtta şu yazıyor. İlyas Yılmazer komünisttir. Ülkenizde iş vermeyin. İlişkimize zarar verir.
imza Tansu Çiller. Evet. İmiş. Evet, aynen öyle. Ama yanıtı da var arkasında. Ben dedim ki bunu sadece ben değil, ülkemde çok insan yaşıyor ülkemde. Daha ağırlarının acılarını yaşıyoruz yani. Sen beni hapse atmayacaksın ki, geri göndereceksin. Hoş geldi, sefa geldi. Kazma kürek çalışabilecek kadar da güçlü bir insanım, her neyse. Onun üzerine arkadaki yazıyı oku dedi. Arkadaki yazı çok önemli benim için. O da ne kadar komünist varsa bize gönderin diyor. Yani ama gibi, ne kadar diye, sizin gibi ne kadar komünist varsa demişler. Öyle, öyle yani, diyor, özür dilerim. Profesör Yılmazer gibi ne kadar komünist varsa. Sevgili seyirciler, Profesör İlyas Yılmazer pek çok din bilimciyle dini tartışacak düzeyde, jeolojinin dışında, yer biliminin dışında gök bilimini, yani semavi dinleri de biliyor. Dediğim gibi Mısır'daki El Eser Üniversitesi dünyadaki en önemli İslami bilgilerin verildiği yer. Evet. Orada eğitim almış, aynı zamanda imamlık yapmış, Arapçası müthiş. Tabii bunlar doğal olarak geliyor. Size doğal geliyor. Doğal geliyor çünkü yani kendi evimde ben 4 yaşındayken başladım Kur'an'a. Ondan sonra ilkokula gitmeden önce ben hem onlar hepsini biliyorum. Çünkü ablam benim hafızlık çalışması yapıyordu. Ablamla 4 yaş fark var aramızda. Ablam da 8 yaşındaymıştır işte yani. 8 yaşındayken ben peşinden bir iddia başladı. Yaşar Nuri Öztürk'ten daha önce başlamıştınız. Onun da babası şeydi. Biliyorum. O 5-6 yaşında başladı. Yani bizim Karadeniz'de özellikle Sinop'un Boyabat'ı böyledir yani. Sinop'un Boyabat'ı her evde vardır. Peki, hoca. Diğer konumuzu da tanıtalım. İstanbul'da bize görüntüyle bağlanıyor tarih araştırmacısı Sayın Cengiz Özakıncı. Cengiz Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Efendim, size ve konuğunuz Sayın Yılmazer'e iyi bir yayın ve esenlikler diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Bağlantılarımızda sorun yok gördüğüm kadarıyla. Evet. Görüntüde sorun var mı? Siyaha mı bakıyorsunuz, bizi görüyor musunuz bir yerden? Ben siyaha bakıyorum fakat yanıma da bir televizyon, küçük ekran koydum. Ekrandan da süper. Arada bir gözüm oraya kayıyor ve sizi de orayı da görmüş oluyorum. Aslında yani. Aramızda fark yok. Ben de size bakarken kameraya, kamera kocaman bir siyahlık oluşturuyor. Ben de siyah bir noktaya bakıyorum. Şöyle yan tarafa bakınca sizi görüyorum. Hoş geldiniz. Evet. Cengiz Özakıncı da sevgili seyirciler, pek çok ya da bazı Atatürkçülerin bile Atatürk'ü anlatırken yaptığı yanlışları düzelten birisi. Yani bu gece harf devrimini konuşacağız. Sayın Yılmazer de bu konuda çok çalıştı biliyor. Cengiz Özakıncı da öyle. Özellikle İngilizler ve Atatürklerle ilgili, Atatürk'le ilgili bir konu çıktığı zaman ortaya atılan bazı iddiaları, belgeymiş gibi ortaya atılan iddiaları çürüten birisi Cengiz Özakıncı. Yani bir nevi, bir çeşit. Elimden geldiğince. Nasıl? Elimden geldiğince. Efendim. Evet, çok da alçak gönüllüdür. Ama bilgilerini verirken kılıç elde. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi saban kılıçtan üstündür, bilgi önemlidir diyordu. Cengiz Özakıncı da öyle oluyor. Şimdi konumuza sizleri tanıttık, herkes tanıyordu. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Peki, Cengiz Özakıncı'dan başlayalım. Önce harf devriminin uygulamaya başlanması 9 Ağustos 1928, yani bu gece yarısından sonra harf devriminin başladığı günler olacak. Evet. Buyurunuz, harf devrimi nedir? Niye böyle bir devrim yaptık? Klasik soruyu da sorayım. Atatürk harf devrimini yaparak bir gecede bu Türkiye'yi cahil mi bıraktı? Şimdi efendim, bir takım belge ve bilgileri az sonra paylaştıktan sonra bu soruya bir yanıt bütün izleyicilerimizle birlikte verebileceğiz tahmin ediyorum. İzninizle ben Atatürk'ün kendisinin Latin kökenli Türk yazısıyla ilk tanışmasını dan başlayarak harf devrimine kadar getireyim istiyorum. Atatürk bilindiği üzere askeri okuldan mezun olmuş ve askeri okulda yabancı dil dersi görmüş bütün diğer subaylar gibi değerli bir asker. Okulda Fransızca ya da Almanca okurken elbette Latin yazısının harfleriyle tanışıyor.
değil mi? O harflerle çünkü ancak o dillerin öğrenilmesi mümkün. Fakat Atatürk'ün çok özel bir yanı şu. Atatürk Latin harfleriyle Türkçe yazmayı denemiş efendim. Ne zaman? Dil devriminden çok önce. 1913 yılında. Elimde bir kitap var. Melda Özverim'in Mustafa Kemal ve Corin Lütfi adlı kitabı. Corin Lütfi Mustafa Kemal'in arkadaşı 1913'ten itibaren Atatürk Corin Lütfi ile Fransızca mektuplaşıyor. Fakat bu mektuplarından bir tanesinde ki tarihi 13 Mayıs 1914 tarihli Corin Lütfi'ye yazdığı mektupta efendim diyor ki mektubun sonunda göstereceğim size. Bakın şu mektup görelim. Mektubun sonunda Türk Latin yazısıyla Türkçe olarak not dünya insanlar için ne diyor? Keyfi imtihandır. Hocam burada da var. İmtihandır. İmtihan edilen insanın her surette mutlaka pek muvafık cevaplar vermesi mümkün olmayabilir. Fakat düşünmelidir ki hüküm cevapların heyeti umumiyesinden hasıl olan muhassalaya göre verilir diye devam eden Fransızca mektubunun altına ilk kez Latin harfleriyle Türkçe bir paragraf koyuyor. İşte Atatürk'ün yıllar sonra yazı devrimi, harf devrimi yapacak olan Atatürk'ün ilk kendisinin uyguladığını görüyoruz bu kitapta. Bu kitapta Atatürk'ün Latin yazısı yazılı pek çok, bakın mektubunun tıpkı basımları var. 13-14 tane mektup ve pek çok kartlar görüldüğü gibi. Bunların hepsi Atatürk'ün el yazısıyla Corin Lütfi'ye yazılmış mektuplar. Ve bu mektuplardan bir tanesi de ki bir numaralı görüntümüz acaba gösterilebilir mi? Evet işte bu. Bu mektup tamamen Latin ABC'si ile Türkçe yazılmış bir mektuptur. İşte Sherry Corin diyor. Son mektubun adeta Yunanistan'ın geçenlerde doğurmaya yaptığını falan bir tam bir Türkçe, Latin ABC'siyle. Bunun tarihi de 28 Haziran 1914'tür. Yani Latin yazısıyla kökenli Türk ABC'si henüz kanunlaşmadan 14-15 yıl öncedir ki Atatürk bizzat kendisi Latin ABC'siyle Türkçe mektuplar yazmaya başlamıştır. Yine 1918 yılında Karlsbad'a hastalığı dolayısıyla gittiğinde orada da Latin yazısıyla yazılar yazmıştır. Şimdi Atatürk'ün yazı devrimi yapılacağına dair, yapmak istediğine dair, amacının bu olduğuna dair çok önemli bir, bunu bir sır olarak arkadaşı Mazhar Müfit Kansu'yla ne zaman paylaşıyor? Erzurum Kongresi'nin bittiği ve kongre beyannamesinin yazılıp ortaya konduğu 7 Ağustos 1919 günü gecesi Erzurum'da Atatürk Erzurum Kongresi'ne kendisinin mahiyetinde katılmış olan Mazhar Müfit Kansu'ya ki onun aynı zamanda sır katibi o tarihte efendim diyor ki o gece kitap şu Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le birlikte Mazhar Müfit Kansu diyor ki bakın
Mazhar not defterin yanında mı diye sordu. Hayır paşam dedi. Zahmet olacak ama bir merdiveni inip çıkacaksın, al da gel dedi. Neredeyse sabah olacaktı. Fakat onun yanındayken dünya gecesi gündüzü olmayan bir alemden ibaretti. Binaenaleyh uyku ihtiyacı da yoktu. Hemen aşağı indim, not defterini alıp geldim. O hatıra defterime günü gününe her hadiseyi not edişime hem memnun olur hem de bazen latife etmekten kendisini alıkoyamazdı. Derdi ki hafızalarımız zayıfladığı zaman Mazhar Mühit'in defteri çok işimize yarayacak derdi. Defteri getirdiğimi görünce sigarasından birkaç nefes üst üste çektikten sonra ama bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar mahrem, gizli kalacak. Bir ben, bir Süreyya, bir de sen bileceksin. Şartım bu dedi. Süreyya da ben de buna emin olabilirsiniz paşam dedik. Paşa bundan sonra öyleyse önce tarih koy dedi. Koydum. 7-8 Ağustos 1919 sabaha karşı. Tarihi sayfanın üzerine yazdığımı görünce pekala yaz diyerek devam etti. Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha önce de sualiniz münasebetleriyle söylemiştim. Bu bir. İki, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. Üç, tesettür kalkacaktır. Dört, fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Bu anda ister istemez kalem elimden düştü. Yüzüne baktım, o da benim yüzüme baktı. Bu gözlerin bir takılışta birbirine çok şey anlatan konuşu şuydu. Paşa ile zaman zaman senli benli konuşmaktan çekinmezdim. Paşa neden duraktaydın deyince darılma ama paşam sizin de hayalperest taraflarınız var dedim. Gülerek bunu zaman tayin eder sen yaz dedi. Yazmaya devam ettim. 5. Latin hurufu kabul edilecek. Latin harfleri kabul edilecek. Paşam yeter yeter dedim ve biraz da hayatla uğraşmaktan bıkmış bir insan edasıyla cumhuriyet ilanını başaralım. Üst tarafına gerek yok dedim diyor. Şimdi araya girebilir miyim? Tabii efendim buyurun. Bugün hala Atatürk'e yeter yeter diye bağıranlar var. Gerçi Mazhar Müfit'in yeter yeter demesiyle bugünkün arasındaki anlam farkı büyük. O inanamadığı için söylüyor. Ama bunlar gerçekleştikten sonra bugün Atatürk'e yeter yeter diye bağıranlar artık bunlar kalksın ya da Yunan galip gelsin diyenler. Şimdi siz konuşurken aklıma şu geldi Sayın Özakınca. Buyurun. Biz bu Mazhar Müfit Kansu'nun defterini biliyoruz değil mi hocam? Evet tabii. Yıllardır biliyoruz. Bu anlattıklarınızda ama şimdi olayları bilmek, okumak farklı. Bunları zaman geçtikten sonra farklı biçimde yorumlamak, analiz etmek yani bir yorum bilgisi farklı. O da şu, biz bu defteri, Mazhar Müfit Kansu'nun defterini hep şöyle yorumladık. Herhalde izleyicilerimiz de aynı düşüncededir. Çünkü ben farklı bir düşünceyi duymadım, okumadım bir yerde. Onu söyleyeceğim şimdi ne olduğunu. Atatürk o kadar öngörülüydü ve o kadar hazırlıklıydı ki hiçbir şeyi tesadüfen yapmadı. Bunları işte Mazhar Müfit'in defterinde yazdığı gibi önceden söyledi. Her şeyi planlıydı diye düşündük. Ama bugün şimdi siz Cengiz Özakıncı bunları anlatırken aklıma gelen şu. Her şeyi planlı yapan Atatürk bu defterin kaybolabileceğini düşünmedi mi? Diyeceksiniz ki ne alaka, konuyla bağlantısı var mı? Var. Çünkü aslında Atatürk'ün o deftere yazdırdıkları o tarihi itibariyle birer devlet sırrı. Hatta siyasi sır, devrimin sırları bunlar bir şekilde çalınsa, bugün televizyonlarda, orada burada, filmlerde görüyoruz ya, kim kimi nasıl zehirliyor, kim işte Diriliş Ertuğrul dizisinde veziri, evet, padişahı zehirliyor, neler var neler. Onu çalıyor, bunu çalıyor.
eski Türk filmlerindeki gibi hani vardı ya bizim gençliğimizde cebine poşetle uyuşturucu atalım suçlu diye yakalayalım. Türk filmlerinin klasik sahnelerinden biriydi bu. Şimdi bu soruyu tekrarlıyorum. Bu defter düşse bir yerde, çalınsa, devrim karşıtlarının ve cumhuriyet karşıtlarının eline geçse Atatürk'ün bütün planları çıkacak. Atatürk, evet. Atatürk ve ekibi bundan çekinmemiş mi? Vallahi onu Atatürk'e sormak gerekiyor efendim. Ben Atatürk yerine cevaplayamayacağım bu soruyu. Yorum açısından sordum ama siz ne dersiniz hocam? Ben şöyle söyleyeyim. İskilipli Hoca At Hoca imzasıyla İngiliz uçakları sürekli öldürmek için uğraşmadı mı? Yani dolayısıyla çalınsa da bilseler de zaten Atatürk'ü öldürmek için yani uğraşıyorlardı. Yani durduramazlardı mı diyorsunuz? Tabii hiç. Yani o ellerine geçmesi hiçbir şey değiştirmezdi. Ama şimdi belki az sonra geleceğiz. Atatürk zaten bu, öldürmek istiyorlar. Bu harf devrimini Cengiz Hoca'nın dediği gibi daha önce söylemiş birkaç yerde İzmir İktisat Kongresi'nde de denemede bulunmuşlar. Ama Kazım Karabekir o sırada ne demiş? İslamiyet'e zarar verir diyerek reddetmiş. Bu, şiddetle karşı. Bu bilgilere de sahip olarak o soruyu tekrar soruyorum. Atatürk'ün neredeyse yapacağı cumhuriyet ve devrim sırlarını yazdırdığı bu defter ele geçse Kazım Karabekir veya bir başkası gibi hani paşalar kavgası olduğu bir dönem var ya evet. Atatürk'e direnç artmayacak mı? Atatürk bunu her şeyi planlayan Atatürk bunu planlamamış mı? Ya bir defter var düşünsenize. Siz bana diyorsunuz ki yaz Hulki. Hulki yazıyor. Bu defter düştü veya çalındı. Etraf casus kaynıyor. Atatürk kaç tane suikastten kurtuldu. Yabancılar Atatürk ne yapacak diye onun bir hani bugünkü teknoloji casusluğu gibi. Cumhuriyet ve devrim casusluğu diyebilirim. Diyebiliriz o dönem için. Onu sırları öğrenmeye çalışıyorlar. İşte Sagir gelince casustur bu diyor ya Atatürk. İyi niyetli gözüküp Atatürk'ün yanına sokulanlar var. Şimdi bunları düşünüp de yani sanki o deftere bunları yazdırmasa mıydı? Yoksa İlyas Hoca'nın dediği gibi ya zaten Atatürk'ün peşinde herkes. Atatürk durdurulamayacak nokta gelmişti, kimse engelleyemezdi devrimleri mi diyorsunuz? Bir bunu diyorum. İki, Nobel ödüllü genç bilim adamına öğütler kitabında en önemli paragrafı şöyledir. Bilim insanı yer, zaman ve öznesini göstererek yılan gibi kıvırmadan dosdoğru söylemek, yazmak, açıklamak zorundadır. Atatürk aynı zamanda çok büyük bir bilim insanı. Yani eğer bilim insanları ödül verirse bilim insanı Atatürk. Aynen. Dolayısıyla tedbirlerini hep alarak geldi. Şimdi yoksa hep peşindeydiler. Öldürmek için ya sadece Türkiye'den değil yani sadece gerici yobazlar değil. Yani İngiltere peşinde öldürmek için peşinde. O nedenle... onlara da belki vakit gelirse gireriz hocam. Hani sağlığı dönemiyle... Şimdi, ben çok iddiada bulundum ama belgelere dayalı. Buyurun Cengiz Bey. Atatürk'ün hemen yanında onun kahvesini pişiren Ali Çavuş var. Yani Erzurum'da. Daha önce Kazım Karabekir'in komuta ettiği ordunun bir çavuşuyken Atatürk Erzurum'a geldiğinde Kazım Karabekir tarafından Atatürk'ün mahiyetine verilen Ali Çavuş var. Ali Metin Çavuş. Ali Metin Çavuş da bu konuşmayı dinliyor efendim. Dinliyor ve Ali Metin Çavuş 1960'ta yayınlanan anılarında ben Atatürk'ün yanına Kazım Karabekir Paşa'nın görevlendirdiği bir casus olarak girmiştim itirafı var. Bu kelimeyi yani, söylüyor yani casus olarak. Casus yani, sözcüğünü telaffuz ediyor. Casus deyince genellikle başka ülkeler adına çalışan kişiler geliyor. Ama kendi ülkemizde Atatürk'ün etrafında evet. O zaman benim sorum daha da haklılık kazandı. Daha büyük bir şiddetle yanıt gerektiren bir soru haline döndü şimdi. Tabii ama şu tabii bu insanlar yurtsever insanlar ve o tarihte hani bazı şeyleri bazı insanların namusuna ve vicdanına emanet ederiz ya.
He işte Atatürk de öyle bir şey yapmış. Ha, söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostunun dostuna gibi atasözlerimiz de var değil mi? Peki. İşte ama yapmış mı böyle bir şey? Yapmış, yapmış işte anlatıyor efendim. Ama güzel bir soruydu. Evet. Araştırılması belki oradan giderek kitap yazılabilecek, makale yazılabilecek bir soru bence. Kuşkusuz. İzleyicilerimizden gelen iki soru ya da bilgi var, onu söyleyeyim. Arif Dolgun isimli izleyicimiz diyor ki Twitter üzerinden, 3. Mustafa'nın kızı, 3. Selim Han'ın kız kardeşi Hatice Sultan, ya da Hatice denmez, Hatice Sultan Latin harfleriyle mektup yazmıştır diye fotoğrafını koymuş Twitter'a. Kaynak olarak da Hıfzı Topuz'un Hatice Sultan kitabını gösteriyor. Buyurun. Şimdi efendim, 1855 yılında yani dünyada telgraf icat olundu değil mi? Evet, telgrafı devletler de kullanmaya başladılar. 1855 yılında Osmanlı-Rus Kırım Savaşı'nın sırasında ilk kez Osmanlı telgraf kullandı. Telgraflar neyle yazılacaktı? Tabii ki Latin alfabesiyle. Alfabesiyle Türkçe olarak yazılmış Osmanlı arşivinde 1855'ten 1928'e kadar tam 70 yıl Osmanlı Devleti telgraflarını, bütün Osmanlı memurları telgraflaşmalarını efendim, değil mi, Latin ABC'siyle Türkçe yaptılar. Yani bu anlamda mecburen böyle yaptılar. Yani çünkü başka türlü telgraf çekme imkanı yok da ondan. Peki. Şimdi demek ki efendim bir taban var. Yani bir daha da öncesinde ortam oluşmuş. Osmanlı'da da Türkçenin Latin ABC'sinde yazılması gerektiğini savunan Münif Paşa gibi, değil mi? Pek çok Latin hurufatıyla Türkçe yazalım, bu Arap hurufatı bizim dilimizi yeterince yansıtmıyor diye. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Evet. Atatürk'e her fırsatta karşı çıkma amacında olan kesimlerin sözünü söyleyelim. Bir gecede bizi cahil bıraktı diyorlar ya. Demek ki evet, Osmanlı'yı Osmanlı cahil bırakmış daha önceden 3. Mustafa ve 3. Selim zamanlarında. Ona ne sebep? Yani bu eleştiri, Atatürk'e yöneltilen eleştirilerin hiçbir sağlam kaynağı yok. Ama kitlelere bu hızlıca bağırarak ve karşı tarafı da konuşturmamak, susturmak amacıyla verildiği için, bu yöntemlerle verildiği için ben ne diyorsam bunu kabul et Jacobenliği var. Hep söylüyorum. Tabii. Unutuldu ya bu kelime. Hı hı. Onlar öyle söylüyordu. Atatürk Jacobendir falan diye. Şimdi kendileri Jacoben, baskıcı. Evet. Bu kelimeyi de tabii, o tarihte söylerlerken 2007-2008'lerde yeni bir kelime bulmuşlar. Nereden okudularsa, kim fısıldadıysa onlara bu kelimeyi kullanın diye. Atatürk'e hep böyle. Atatürk diktatördü, Jacobendi falan. Kendileri şimdi ekranlarında, sosyal ortamlarda, bilim yuvalarında belki bunları konuşturmamak için, yazdırmamak için mücadele veriyorlar. Diğer izleyicimizinkinde okuyayım, sözü gene size bırakacağım. Tamam. Seyit Ali Yeni Türk diyor ki, sizlere selamlarını gönderiyor. Sonra Cengiz Hocam'a sorar mısınız? Tabii ki inanmak ve çalışmak lazım. Zaferden sonra bu olacak, şu olacak demesi diyor. Bu garantiyi nereden almış diye merak ediyorum. Hocaya sorar mısınız diyor. Yani bir yerden garanti aldığı için mi emin? Cumhuriyet ilan edilecek, yaz müfit diyor. Harf devrimi yapacağız, yaz müfit diyor. Yani bunun nasıl bu kadar kendinden emin demek istiyor? Kendi hedeflerini koyuyor. Atatürk kendi hedeflerini yakın çevresine daima söylemiştir. Atatürk'ün Osmanlı Devleti'ndeki her memurun bir sicili yok mu? Var. Atatürk'ün Osmanlı istihbaratı tarafından tutulan şeyinde cumhuriyetçidir yazılı. Bakın, Osmanlı Devleti Atatürk'ün her memurun hakkında bir özlük dosyası tuttuğu gibi ve aynı zamanda yani kişilik yapısını
da istihbarat örgütleriyle rapor diye fişlemiş yani. Ya Atatürk devlet tarafından zaten fişlenmiş cumhuriyetçidir diye. Ama hakkında cumhuriyetçidir diye dosya tutulan sadece Atatürk müydü? Hayır. Osmanlı ordusunda padişah dese ki cumhuriyetçileri atın dese orduda adam kalmayabilir. Yani o kadar çok cumhuriyetçi var. Yani bazı şeyler aslında hazır. Bu soru tabii ima edilmiş bir soru. Yani Atatürk İngilizlerden garanti aldığı için bir takım devrimleri yapacağım dedi gibi bir takım durumlar da var. Atatürk ne yaptıysa İngilizlerin istediği doğrultuda yapmıştır. Bütün devrimleri de İngilizlerin istediği için yapmıştır iddiası var. Buna yazı devrimini de dahil etmek, cumhuriyeti de yani her bir devrimi. Bu iddialara cevapları son hayatımın 6 yılında 160 tane 1,5 saatlik videoda değil mi? Demek ki aşağı yukarı 400 saat yanıtladık bu iddiaları. Daha da beteri 125 tane makaleyle yanıtladık. Yani 160 video, 125 makaleyle yanıtlanmış iddiaları. Burada sizin izleyicilerimizden bir tanesinin tekrar fırt diye sorması, ona şu cevabı verebilirim. Gitsinler efendim, tarihin bilinmeyen yüzü bir YouTube arşivinde 160 tane videoyu izlesinler. Gitsinler bütün dünya dergisinin 2009'dan bu yana 10 yıldır, 11 yıldır yazılmış bütün makaleleri incelesinler. Bu sordukları soruların tamamının yanıtı orada var. İzleyicimiz belki art niyetle sormamış olabilir ama dediğiniz gibi bunu art niyetli olarak soran, yazan, konuşan insanlar var piyasada. Hatta bunların bazıları da Atatürkçü gibi gözükebiliyor bazen. Yani tabii çok enteresan. Öyleleri de var. Onlara da Antonius'çu diyoruz. Hani Brutus'u değil mi? Brutus'u öve Antonius. Döven. Evet, bir şey evet. Daha sorup gene İlyas hocamı araya sokalım reklama gitmeden sizle devam edeceğiz. Biz buna niye harf devrimi diyoruz? Alfabe devrimi demiyoruz ya da yazı devrimi demiyoruz. Sadece harfler mi değişti? Yazım kuralları değişmedi mi? Alfabe tümüyle değişmedi mi? Harf devrimi adı Atatürk'ten geldiği için mi? Ha, orada yazı devrimi yazıyor ama şimdi bütün... Ya da pek çok yerde harf devrimi diye geçiyor. Harf inkılabı diye yani. Geçiyor. Yani, işte telgraf örneği 1855'te güzel bir örnek o. İlk öyle giriyor zaten. Orada da harflerle anlaşıyorsunuz. Yani Morse alfabesinde iki tık, bir tık, bir eksik, uzun, kısa vesaire hepsi harflerle olduğu için yani o kullanılmış yani olabilir. O zaman alfabe mi? Ya da yok, Cengiz Bey'in dediği yok, gibi ABC'de alfabenin şeyleri yani. Harfleri, 29 yani. Tane harfi yani. Sayın Özakıncı'dan da yanıtını alalım. Şimdi efendim yazı devrimi ben demeyi daha uygun buluyorum. Çünkü madem ki Türkçe konuşmayı sözcüklerimizin Türkçe olmasına dikkat ediyorsak harf devrimi yerine yazı devrimi demek bence daha doğru. Ben de yazı devrimi diyorum. Atatürk bugün neden dolayı yazı kanun yani yeni harfler kanunu, Latin kökenli Türk yazısı kanunu Kasım ayında 1928 Kasım ayında çıktığı halde biz bu Ağustos sıcağında neden dolayı yazı devrimini konu ediyoruz? Çünkü yazı devriminin başlangıcı 9 Ağustos 1928 gecesi Atatürk'ün Gülhane Parkı'nda düzenlenmiş olan bir Cumhuriyet Halk Partisi galasında gecesinde ilk kez bunu halka duyuruyor. Ve bu halka duyurmasıyla başlıyor. Daha sonra kanunlaşıyor. Sayın Bilal Şimşir'in Türk Yazı Devrimi efendim
şöyle kitabında. O Atatürk Tarih Kurumu tarafından basılmış olan değil mi elinizdeki? Evet, evet efendim. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu yayınları diyor. 1992'de efendim yayınlanmış. Zaten Sayın Bilal Şimşir de Türk Tarih Kurumu üyesi olarak bu konuda devlet arşivlerinde var olan bütün ve bütün belgeleri sağ olsun, emekleriyle var olsun, bizim önümüze bir kitap olarak koymuş durumda. Tabii ki Türk Yazı Devrimi ile ilgili yayınlanmış Sayın Bilal Şimşir'in dışında da pek çok makale, kitap, yayın var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ki bu devrimin neden gerekli olduğunu bize çok güzel belgelerle anlatmışlar. İşte Sayın Bilal Şimşir'in kitabında Atatürk'ün o Gülhane Parkı'ndaki 9 Ağustos 1928 günlük konuşması metin olarak burada var. Atatürk şöyle başlıyor konuşmasına. Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Dikkat! Yeni Türk harfleri adını veriyor. Arkadaşlar, bizim güzel, ahenkdar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. Bu yeni harfler behemahal pek çabuk bir zamanda mükemmel surette anlayacağız. Ben buna eminim diye devam ediyor. Ve Fahri Rıfkı Atay da yanında ona yeni harflerle yazılmış bir yazı veriyor. Ve Fahri Rıfkı Atay o yazıyı gayet güzel okuyor. Ve diyor ki 1-2 sene içinde bu iş olup bitecek. Biz bu yeni harflere geçeceğiz diyor. Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün milleti köylüye, bana, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi, biliniz bunu diye efendim yazıyor. Peki, Cengiz Bey, o konuda farklı rakamlar söyleniyor galiba. Atatürk'e 5 ile 15 yıl arasında bu ancak gerçekleşebilir, bir geçiş süreci olur dendiği zaman Fahri Rıfkı Atay'ın ifadesiyle bu ya 3 ayda olur ya da hiç olmaz demiş. Ama, yıl mı, ay mı bu? 3 ay. Efendim, Fahri Rıfkı Atay'ın kitabında Atatürk dedi ki ya 3 ayda olur ya hiç olmaz dedi. Evet. Fakat Fahri Rıfkı Atay'ın şahit olduğu o gece Gülhane Parkı'ndaki Atatürk'ün 9 Ağustos 1928'de. Evet, o söylev de gazetelerde de yayınlanmış bir söylev üstelik ve dolayısıyla tutanağı var olan bir söylevden söz ediyoruz. İşte o tutanakta efendim diyor ki yıl, bir ya da iki yıl diyor o tutanakta. Şimdi demek ki Fahri Rıfkı Atay'ın da pek çok yanlış aktardığı şeyler olabiliyor. Efendim, var da nitekim. Şimdi ama konumuz o olmadığından, evet. Yani konumuz eğer Fahri Rıfkı Atay'ın yanlış aktardığı bazı şeyler olsaydı, neyse. Sayın Bilal Şimşir'in kitabında özel bir bölüm var. Dünyada ne yankı yaptı? Evet, bu çok önemli. İngiltere'deki yankısı ne oldu? Hatta Kopenhag basınında nedendi? İngiliz basınında nedendi? Fransız basını nedendi? Bunlar çok önemli ve Sayın Bilal Şimşir kitabının o bölümünde bütün yabancı basının Türk yazı devrimiyle ilgili makalelerini derlemiş, toplamış ve önümüze koymuş. Ben de bu konuda yaptığım araştırmada efendim şöyle koyayım. İngiltere yazı devrimine az önce soru soran arkadaşımıza cevap olabilir. Ona cevap olmasın. O şekilde art niyetli düşünenlere cevap olsun. Çünkü o izleyicimiz... İyi niyetli de düşünebilir. Aklına öyle geldi. Hemen söyleyeceğim. Şimdi bir mesaj daha göndermiş. Diyor ki, hocam ben o hainlerden değilim. Cengiz hocamın eserlerini de okuyorum diye göndermiş. Yani o iyi niyetle sormuş. Tabii. Evet. Ama bu soruyu
kötü niyetle evet. Atatürk'e İngilizliği uyduluğu atfetmek üzere soran da var. Onlara yanıt olacak bir şey. İki tane The Times haberi getirdim. İki numaralı görüntümüz. The Times'ın 7 Kasım 1928 tarihli günlü The Times'ta şöyle bir haber var. İki numaralı görüntümüz. Bu muydu Türk, hocam? İki numaralı. Evet, evet. Türkler ve yeni alfabe. Evet. İşte altında İzmir öğretmenleri yakalandı diyor. From our own, yani kendi muhabirimizden aldık haberi diyor. 6 Kasım'da almış haberi. Neymiş aldığı haber? İzmir'de Recep Bey ve Kenan Bey ve onunla birlikte daha birkaç öğretmen yazı devrimine baş kaldırmışlar, isyan eylemişler ve onlar hakkında da yasal efendim işlem yapılmış. Yani İngiltere'nin İngiliz basını bir isyan bekliyor. Nitekim 3 numaralı görüntümüzde o sırada yine, habere baktığımızda görüyoruz ki o sırada hala Konstantinopol diye yazıyorlar. Abi tabii daha sonra değişecek. Ve Atatürk onlara değiştirtecek bunu. 4 Ocak 1929 tarihli The Times'ta 3 numaralı görüntümüz. The Language Reform diyor. O bölümde efendim o bölümde yazı devrimine ya gürlüyor. Yarı resmi İngiliz gazetesi The Times. Niye yağıyor gürlüyor? Diyor ki Türkiye'de demokrasi yok. Yasal bir muhalefet yok. O nedenle Atatürk'ün yaptığı yazı devrimine herkes boyun eğiyor. Fakat bu içlerinden bu değişikliği kabul ettikleri anlamına gelmez. Farz edelim ki İngilizlere Latin ABC'siyle değil de başka bir ABC ile yazmak dayatılsaydı ne olabilir? Japon, Çin, Arap, Kiril değil mi? İngiltere'de bir yönetici kalkıp İngilizlerin yazısını değiştirip Latin kökenli İngiliz yazısı yerine Kiril, efendim İbrani, Arap, Çin, Japon yazısı dayatsaydı biz İngilizler isyan ederdik. Cengiz Bey, Türkiye'de de her an elif kulağında bir isyan patlayacaktır diyor. Yani aslında Türkiye'deki reklama gideceğiz. Bağlayalım. İsyan dediniz de isyan beklentisi var İngilizlerde diyorsunuz o tarihte. Aslında tabii. Türkiye'deki isyanların hemen hemen hepsinin arkasında kendileri var. Aslında beklentisi demesek de ona İngilizlerin yeni bir isyan planı var desek. Evet. Belki yapamadı o sırada. Çünkü bütün tabii. isyanların arkasına İngilizler çıkıyor. Ya aşiretleri, cemaatleri öne sürerek, onların arkasına gizlenerek ya da din adamlarının arkasına gizlenerek neler yaptılar, neler onları biliyoruz. Bir de şunu söyleyip reklama gideceğim. İngilizler bazı şeyler o kadar sessiz sedasız yapıyorlar ki bugün geldiğimiz noktada 2020 yılında 8 Ağustos 2020 bugün itibariyle bile bütün dünyaya kendi dillerinin tahakkümünü evet. salmışlar. Türkiye'de de buna inananlar çıkmış. Eski YÖK tabii. başkanlarından da İngilizce bilim dilidir. O yüzden her şey İngilizce olacak demiş. Türkçe bilim dili değildir demiş. Bütün dünyaya sessiz sedasız propagandasını ve şırıngasını yapmış İngilizler. Bunu yapan İngilizler Türkiye'ye o tarihte laf atıyor. Onlara evet. da cevabı reklamdan sonra siz verirsiniz. İlyas hocam da verir. Evet, harf devrimiyle ilgili birkaç belgemiz daha olacak. Reklam dönüşü. Evet, onları da paylaşabiliriz efendim. Az sonra buradayız.